Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Bosch marka kombinin pompasından su sızdırıyor. Onun tamirini yapıyoruz. Öncelikle kombinin sigortasını ve vanasını kapatıyoruz. Kombinin içindeki suyu tahliye vanasından boşaltıyoruz. Basınç sıfırı gösteriyor. Şarjlı matkap veya tornavida yardımıyla yıldız uçlu. Kombinin koruma saçının 4 vidası var. Onları ve kapağının sağlı sollu İki vidasını yerinden söküyorum. Koruma saçını yerinden çıkarttım. Kapağı aşağı doğru çekiyorum. Sonra kendimize doğru biraz zorluyoruz. Ve kapak açılıyor. Pompa burada. Evet, pompada su kaçırma olayı bu şekilde. Portumu yerinden çıkarıyorum. Pompanın elektrik fişini yerinden çıkarttım. Yoğuşma suyu sifonunu yerinden çıkarmamız lazım. Bir vidası var, onu söküyorum. Aşağı doğru çekiyoruz. Contasından çıkıyor. Hortumu yan taraftaki kasaya tutturulmuş tırnaktan çıkarttım. Böyle sifon aşağı gelmiş oldu. Kabloyu soketinden sökerek ayırıyorum. Bir, iki, üç ve 4. Pompanın 4 tarafında bulunan vidaları söküyorum. Vidaları sökerken bu kombi için T30 tork uçlu tornavida lazım. Pompanın bu bölümü suyun devir daimini sağlıyor. Suyun aktığı bölüm şurası. Pompanın rotorunu bir çıkaralım. Bakalım neler yaşanmış. Oo, bunun içine su girmiş. Normalde burada su olmaması lazım. İçi hep su dolmuş. Nedeni rotorun üzerindeki koruma saçı yırtılmış. Bu eski pompa. Bu da yeni pompa. 2 sene önce arıza yapınca değiştirmiştim. Temizledim, bir kenarda duruyordu. Rotorlarını değiştireceğim. Şimdi rotoru incelediğimizde gördüğünüz gibi galvaniz saçın yırtıldığı ve su geçmemesi gereken bölüme su geçtiği görülüyor. Evet, orada su olmaz ama içinde su olur. Buraya su gelmiş. Ve oradan da dışarıya sızma yapmış. Bu yeni pompanın rotoru. Bu ise eski pompanın rotoru. VD40'da temizlemiştim bunu. Bir kenarda duruyordu. Şimdi bunun contasını yerine sıkıştıralım. Rotorla pompa birbirine uyum sağlayacaktır. Sıkıntı olmayacaktır. Önce sıkıştıralım. Şöyle iyice. Su kaçırmasın. Sonra pompanın içine yerleştiriyorum rotoru. Sonrasında contayı yerine koyuyorum. Ve kombiye takıyoruz.
Pompayı yerine takarken contanın kaymamasına dikkat edin. Yoksa su sızdırır. Eğer öyle bir şey başınıza gelirse pompayı söküp yeniden yerine takarsınız contayı düzeltip. Şöyle bir sağ sol yapıyorum. Conta yerine oturmuş mu diye bakıyorum. Ve vidalarını sıkıştırıyorum. Kombiye su alıp kapağını kapatmadan kontrol edelim. Suyun basıncına bakalım. 2'yi gösteriyor gösterge. Su basıncı iyi. Kapatalım. Şöyle bir bakalım yakından sızdırma var mı? Gördüğünüz gibi. Herhangi bir sızdırma yok. Fişini yerine takıyorum. Yoğuşma sifonunu, borularını yerine montajını yapıp kapağını kapatıyorum. Kombiyi çalıştırdım. Şöyle sıcaklığını yükseltebiliriz. Petek sıcaklığı 61 dereceyi gösteriyor. Musluk sıcaklığı 46. Basıncı da iyi. Pompaya bakalım. Evet, pompa çalışıyor. Hissediliyor titreşimden. Başarılı. Bu videomda sizlere kombi pompa değişimi nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.